Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün itibarıyla devlet yurt başvuruları başladı. Bu başvuruları internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Kanalımda da başvurunun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak adım adım anlattım. Eğer başvurunuzu yapmadıysanız kanalımdan bakarak siz de videoyu izleyip başvurunuzu yapabilirsiniz. Bugünkü konumuz şu. Devlet yurtlarına kimler ücretsiz başvuruda bulunabilir? Bunlardan size bahsedeceğim. Çünkü artık bildiğiniz üzere üniversitelerde artık ekonomik olarak okumak bayağı bir zorlaştı. Yani durumu olmayan öğrenciler bulunduğu il dışında okumakta bayağı bir zorlanıyor. Özellikle barınma konusunda da sıkıntılar yaşıyorlar. Bundan dolayı da bu tip konulara merak ediyorlar. Ben de bunun için bu içeriği üretmek istedim. Şimdi arkadaşlar çeşitli devlet yurtlarında çeşitli öğrenciler için ücretsiz barınma hakları var ama bunun için bazı şartlar gerekiyor. Misal örnek verelim. Devlet korumasında olan öğrenciler devlet yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyorlar. Yani ücret ödemeden barınabiliyorlar. Bunun dışında gazi ve gazi çocukları devlet yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyorlar. Şehit eşi çocukları yoksa da erkek kardeşleri, bekar erkek kardeşleri devlet yurtlarında kalabiliyorlar. Bunun dışında anne babası vefat eden 25 yaş altındaki gençler devlet yurtlarında ücretsiz kalma hakları var. Bunun dışında baktığımızda ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde lise öğrenimini bitiren gençler de devlet korumasında olan gençler devlet yurtlarında ücretsiz olarak kalabiliyorlar. Şu anki açıklanan şartlar bunlar. Yani bu kriterleri taşıyan öğrenciler ücretsiz olarak kalabiliyor. Diğer öğrenciler kalamıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok soru geliyordu. 30 yaş altındaki gençler de devlet yurtlarında kalamıyor. Bunda pardon, üstündeki gençler de devlet yurtunda kalamıyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Konuyla ilgili aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki hepinize iyi günler.